Evet, şimdi login kısmımızı da düzeltelim. Bir önceki videoda sign up'ı yaptık. Şimdi login kısmımızı hatırlarsan biz örnek olarak anlatmıştık. Elimizdeki bir şeyden, listeden çekiyordu. O yüzden burayı kaldırıyorum. Artık Artık gerek veri yok. tabanımızdan kontrol edeceğiz bu kısmını. Şimdi benim yapmak istediğim şey bir, e-mail'e göre kullanıcıyı bulmak. Zaten burada yapmıştım şeyi. E-mail'e göre kullanıcıyı bulmak. Sonra da şifremi eşitlemek. User modelimi kullanarak find one diyorum. E-mail eşittir e-mail. Yani yukarıdan gelen e-mail. Veri tabanındaki e-mail'e eşitliyorum. Then diyorum. User gelmesi lazım beklentim. Sonra bunun aynısını kodumu buraya alıyorum. Ne yapıyoruz? User bulamazsa client'a böyle bir e-mail adresi sistemde kayıtlı değil diyecek. User bulursa kullanıcının yazdığı şifre ile veri tabanındaki şifrenin aynı olup olmadığını eşitleyecek. Ama bizim veri tabanımızdaki şifremiz şifrelenmiş şekilde tutuluyordu hatırlarsan. Evet. O zaman kullanıcının yazdığı şifre, yani şimdi veri tabanındaki şifreyi çözemeyeceğimiz için o zaman Eşit kullanıcının olmayacak yazdığı hiçbir zaman. şifreyi, evet, kullanıcının yazdığı şifreyi şifreleriz. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısını. Orada da yaparsan eşit olur birbirine. Evet, doğru yazmışsa eğer. Config PSE password. Eğer doğru yazmışsa bu ikisi birbirine eşit olur. Sonra token'ımı oluştururum. Gönderirim. Yanlışsa zaten şifreyi hatalı girmiş demektir. Bu şekilde girişi yapmış olurum diye düşünüyorum. Herhalde başka bir şey yapmama gerek yok. Yani evet. Deneyelim mi bakalım? Bir login olmayı deneyelim. Bir yerde hata yaptıysak da düzeltiriz. Sign up yerine login yazıyorum. Şimdi önce e-mail adresini hatalı yazıyorum. Böyle bir e-mail bulanamadı demesini kontrol edeceğim. Böyle bir e-mail adresi kayıtlı değil. Doğru. Güzel çalıştı. Demek ki veri tabanımızdan çekti ve kontrol etti. Şifremizi yanlış yazalım. Hatalı şifre girdiniz. Şifremizi doğru yazalım. Token üretmesini bekliyorum. Ve token üretti. Login işlemimizi de gerçekleştirdik. Güzel oldu. Şimdi bu video kısa oldu. Yani saçmalamamız mı gerek? Yok, saçmalamayalım ama istersen oluyor. Şöyle Evet. Bir şey istersen şöyle bir şey yapalım. Last login diyelim. Tamam mı? Şeyine, last login. Saçmalamayalım. Hatta başka bir özellik gösterelim bunu yaparken. Last login ve date create, date modified. Modified da yapmasak da olur ama. Şöyle bir şey yapabilirsin. Type date. Bunu diğer videoda da bahsetmedik. Default bir değer verebilirsin. Yani ben bunu bir data geçmesem de o anki tarihi kaydetsin ki bu date created'de de aynısı olsun. Date modified'da da aynı olsun. Yani ben bir tarih şeyi geçmezsem, datası geçmezsem onu default olarak o tarihi çeksin. O zaman şurasına hiç ihtiyacım kalmıyor. Ama create'i öyle yapmamak lazım bence. Çünkü create tek şey en baştaki tarihi kaydedecek, sonra bir daha değişmemesi lazım. Evet. Update ederken ama zaten içinde create bilgisi olacağı için. Yani update ederken zaten bir alanı set ediyorsun. He. Update orayı bir şey set fark etmeyeceksin etmeyecek. Yani yaparken hiç. Evet. Yani zaten hiçbir zaman set etmeye gerek yok. Sadece modified'ı işte tamam. Güncellediysen o alanı set edebilirsin. Şimdi ben ne yaptım? Default şu kullanıcımı bir şeyden sileyim. Veri tabanından sileyim de. Her seferinde aynı e-mail adresini kullanıyorum çünkü. Türk dizileri gibi videoyu uzatmak için bak neler yapıyorum. Evet yani la geçiriyorsun, oralara bakıyorsun, buralara bakıyorsun. Neyse şey yapalım. Tamam şimdi. Bir de YouTube'da şey varmış ya, 10 dakikayı geçirince reklam meklam bilmem ne bir şeyler diyorlar. Ama bizim öyle bir şeyimiz olmadığı için evet. Sıkıntı yok. Post sign up yapıyorum şu an. mkgmail.com hani kaydediyorum. Kaydet dedim. Bak gördüğün gibi last login. Date modified ve date created'i ben göndermesem de set etmesem de default olarak o tarihi aldı kaydetti.
Yani Güzel şemanın böyle bir olmuş. özelliği var ama şema O zaman şema videosunda videosuna koyayım ben bunu bu anlatmadım, unuttum. Sen saatliği oradan buraya bit koy. videoyu. Gelip bir de burayı izlesinler. Evet, mantıklı olabilir. Şöyle bir şey yapabilirim burada. Eğer kullanıcı başarılı olarak login olduysa şurada şey yapabilirim. User update email update hatırlarsan böyle yapıyorduk. Last login new date diyorum. Şimdi burada şeyi de göstereceğim. Şöyle bir yapalım. Şimdi normalde last login'im kaç? 12, 27, 36 diye gösteriyordu. Login olduğumda değiştirmesi lazım onu. 12, 27, 36. Tabi burada göremiyorum da şuradan bakacağız. Şimdi tarihi değiştirdim ama orada bak bir şey dikkatini çektim bilmiyorum da. Date login. Bak 12, 27, 36. Anam değiştirememişim ya. Aynı kalmış. Last login. Tabii ben şeyimi yazdım. Den, bu arada promise'lerde den demezsen çalışmaz. Yani sen promise oluşturmuş olursun sadece. Den dersen o promise'i çalıştırıyor. Bir daha bakalım. Deney Tamam. yazdırsaydın keşke şu last login'i. Mantıklı. 12.30.19 oldu gördün mü? Evet, Tarih aynen. değişti. Şimdi şöyle bir şey yapmadım dikkat edersen. Normalde update ettikten sonra sonucumu gönderebilirdim ya. Yani şöyle. Evet. Normalde bir şey update edildi diye falan böyle göndersin ya. Bunu yapmadım. Çünkü last login'i update edilmiş olması client için önemli bir şey değil. Ben bunu kendim için arka tarafta veri tutuyorum ya. O yüzden bunu böyle boş çalıştırdım. Bu işlem 5 dakikada sürse ki sürmez bu işlem de hani öyle bir şey de olsa Evet. 5 dakikada sürse client cevabını çok kısa bir sürede alacak. Yani ben bunu asenkron olarak arkada koşturdum. O ne zaman yaparsa yapsın. O yüzden bunun içine koymadım. Hani göstermek için. Tamam. Bu kadar. Güzel Dersin oldu. başka bir şey Evet. anlatamıyorum. Uzatamıyorum daha fazla. O zaman kaç dakika oldu? Ben o zaman biraz daha şey yapayım. Bir şeyler 7 anlatayım ben dakika burada. oldu. 7 7 dakika mı? dakika 3 oldu. dakika konuşamayacağım. Beni kalsın böyle. Tamam. Login'imizi yaptık. Sign up'ımızı yaptık. Bugün çok video çektik, yorulduk. Yarın vaktimiz olursa da React Evet. uygulamamızdan sign up ve Bunları login işlemini kullanırız artık. bunları bağlarız, kullanırız. Hata mesajlarımızı ekranda gösteririz. Güzel olur. Ve login yaparız Redux'a. Kullanıcıyı kayıt ederiz. Şey Evet. koyarız. Şu an Tamam. artık istediğimiz hangi dil olursa olsun yani yazdığımız o işte frontend mi diyorsunuz yani ön tarafta bizim gördüğümüz Evet. Aha. artık ondan buna ulaşabiliriz yani. Tabii. Yani şey, Android bir uygulama yapsan da, iOS işte Swift'le yazsan da, işte ne bileyim bir masaüstü uygulaman da olsa C Sharp'la falan. Yani ne yaparsan yap, REST API ile buraya bağlanıp login sign up işlemini tamamlayabilirsin. Devam yani işlemini yapabilirsin. Evet, güzel oldu. Tamam, Ersin. Tamam, sağ ol Melih. Oldu. Haydi, Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. hadi kendine iyi bak. Bye.